Peki neler var abi önümüzdeki videolarda? Böyle ufak spoiler vermek ister misin? İşte, var mı aklında bir şeyler yoksa? Var var. Meksika'ya gideceğim işte. Meksika'da tuhaf böyle bir gezi videosu çekeceğim. Meksika'da 48 saat başlıklı bir video yayınlayabilirim büyük ihtimalle. Onu Hong Kong'da yapmıştım. Hı hı. Bayağı güzel tepkiler aldı, güzel beğenildi. Ve 48 saat içinde hiç durmadan yeni bir şeyler yapmaya çalıştığım için videoda çok dolu oluyor. Benim için de farklı bir deneyim oluyor. Momentum oluyor tabii videoda. Aynen, asla aynen momentum oluyor. Ve o momentumu bir şekilde yavaşlatamıyorum. Çünkü 48 saatim var. Eğer 48 saatte bir şey yapmazsam video bomboş. Değil beni mi? Push eden bir İstersen etken yapma yani orada. Aynen. Ama gerçekten 48 saat orada kalıyorsun. Yani şey değil mi atıyorum 72 saate uzuyor mu olay yoksa hakikaten 48 saatse 48 saat geçiyor orada. Hong Kong'da 48 saat ama Meksika'da birden fazla şey yapacağım. Bu bir videoydu. Diğer videolar için işte oranın kültürüyle alakalı bir araştırma videosu yapmak istiyorum. Farklı bir tane daha gezi videosu yapacağım. Farklı şeyleri denediğim bir video olacak. İşte yemek denemek gibi. Ama bu yemek denemek sadece hani böyle guru gibi değil. Gezdik gördük her şeyi yedik gibi değil değil mi? Yani? Yok öyle bir şey değil. Farklı kültürlerin bakış açılarını ele almak istiyorum. Neden o yemeği çok sevmişler ve mesela acı yemenin geçmişi oradan nereden kaynaklanıyor? Belki insanlar fakirlikten dolayı karınları erken doysun diye çok acıyı yemeklerine koymuş olabilirler. Öyle bir söylenti var Hindistan'da. Peki başka ne var abi? Hani Meksika'nın dışında? Meksika'nın dışında... İçerik dünyanın değişmeyecektir diye düşünüyorum zaten. Evet, yani. Birazcık daha aslında yaşadığım olayları video haline getirip yayınlamaya başladığımı söyleyebilirim. Sadece infografik videolar yapmıyorum. Birazcık daha kameranın önüne geçip olayları kendim deneyimleyerek insanlara aktarmaya, yorumlamaya çalışıyorum. Bir nevi vlog vari diyebilir miyiz? Vlog yani video blog. Ben ona görsel günlük diyorum bu arada. Görsel günlük güzel deneyim. Daha keyifli güzel geçiyor. Güzel bir deyim. Hitler hakkında bir video hazırlıyorum. Hitler'in nasıl güce geldiği ile alakalı, işte geçmişte yaşadığı zorlukları ve kendini nasıl geliştirdiği ile alakalı bir video hazırlıyorum. Çünkü adam ne kadar kötü bir şey yapmış olsa da hayat hikayesine baktığınız zaman esinlenebilirsiniz bazı şeylerden. Kötü şeylerden değil, nasıl kendi tekrar küllerinden doğmuş ve hayatın karşılaştırdığı bütün zorluklara rağmen büyük bir gücü elde etmiş. Bu bence insan esin kaynağı olabilir. Hitler'i bu perspektifle alacağım. Bir de mesela bir çocuğa baktığımız zaman onun asla kötü bir şey yapmayacağını düşünüyoruz. Ama dünyada çok kötü cinayetler işlemiş çocuklar var ve bunu bilinçli şekilde yapmış çocuklar var. Dünyanın en şeytani 10 çocuğu diye bir video yapmak istiyorum. Vallahi. Şeytani veya korkunç veya tehlikeli olur o. Bilmiyorum. O çocukların yaptığı ve hani biz bilmediğimiz şeyden korkarız ya. Çocuğa baktığımız zaman masum bir ifade görüyoruz. Ama bilmediğimiz şey onun arkasında yatan belki de şizofrenik bir ruh. Değil mi? Ya da içeride dönen o bütün o fırtınalar falan yani kişilik bölünmeleri. Evet, onu işlemek istiyorum. Abi.